Siz de oturun. Yeşil alanlı içinde barındıran 20 tane çocuk oyun merkezini ve 10 adet de gençlerimiz için sem sahasını barındıran bir Akpınar Denizi peyzaj prosesini bitirdik. Karaköprümüze kazandırdık. Rabbim hayırlı oradayız. Bu köprü üzerinde geçişleri sağlayabilmek için 23 adet, evet. Bütün bu çalışmaların olabildiğince güzel olduğunu biliyorduk. Bir defa daha sıkın da dinledik. Dallas dizisi, polisiye dizilerde Amerikan şeylerini izlerdik, trillerini izlerdik, parçalarını izlerdik yani. Ve orada muhteşem binalar, işte muhteşem yapılar, vay be derdik. Şimdi ben diyorum onu, vay be. Yani Karaköprü hakikaten muhteşem olmuş. Bütçemiz ne kadar? Ben bunu merak ediyorum. Ben genel olarak bütçeyi söyleyeyim. 12 milyon TL ile başladı bütçe. Bütçemiz şu an 20 milyon TL civarında seyrediyor. Ben tüm yıllık bütçeyi söylüyorum. Tabii bunun %50'si bir kere personel ve sabit giderler. Yani biz yıllık yatırıma ayırmış olduğumuz 6-7 milyon TL'yi geçmiyor. Bu çerçevede. Fakat bunu çok rantalı kullanıyoruz. Asfaltı kendimiz üretiyoruz. Diyelim ki fidanı kendimiz üretiyoruz fidanlarımızda. Parkları kendimiz hem projelendiriyoruz hem uygulamalarını yapıyoruz. Yani mümkün mertebe elinizdeki o parayı çok kıymetli şekilde kullanıp, çünkü Şanlıurfa'nın yükü tamamen Karaköprü'nün üzerinde olduğunu biliyoruz. Karaköprü'de elde etmiş olduğumuz belde statüsünden dolayı inşallah bu gelirimizin bir yani 50 milyon 60 milyon TL'ye çıkmasını bekliyoruz. 2014'te ilçe olma statüsüyle birlikte. O zaman Karaköprü'yü durduramazlar diye düşünüyorum. Biz kendi dönemimizde 1 lira borç bırakmadık. Geçmiş dönemini bitirdik. 4 ay sonra Karaköprü Belediyesi 0-1 borçlu. 0-1 borç. Nasıl Halilye'ye kuruluyorsa, Eyüp'e kuruluyorsa hedefimiz Karaköprü'yü de 0-1 borçla başlatıyoruz. Bu da çok önemli. Yönetimize sağlık. 92'de kurulmuş olan bir belediye 2014'te 0-1 borçla yoluna dağılıyor. Karaköprü ilçe oluyor insan bir iş boyunca. Karaköprü artık bundan sonra şehir içi ulaşım taşımacılığını kendi belediye olarak kendisi yapmayı düşünüyor musunuz? Ulaşım master planı hakkında da bilgi verirseniz Karaköprü ile ilgili sevinirim. Başından beri de gelen protokol çerçevesinde toplu taşımamızı Şanlıurfa Belediyesi yürütüyordu. Fakat derin bir duraktır, bunlardır, bunun yol yapımıdır. Tüm hizmetlerini biz gerçekleştiriyoruz. Sadece araç tahsisi, hat satımı ve bunun yönetimini Şanlıurfa Belediyesi gerçekleştiriyordu. Artık Büyükşehir olduk. Büyükşehir ana şemsiye. Altında 13 tane ilçe olacak. Dolayısıyla toplu taşımayı Büyükşehir yönetecek. Fakat biz burada ilçeler olarak güzergahların tespit edilmesi, büyük toplu taşıma çeşidinin belirlenmesi, mesela yani otobüs, minibüs. Olmazsa olmazları vardır. Bunlardan bir tanesi şehirlerde insanların, dışarıdan gelen insanların kalabilecekleri yerler. Karaköprü Belediyesi'nin Karaköprü'ye bir otel projesi var mı? Şimdi 30 bin metrekarelik turizm tesisi alanı var Karaköprü'de. Burada 5 yıldızlı bir otel projelendirildi. Bunu yatırımcı arama noktasındayız. Çünkü desek ki belediyenin imkanıyla 5 yıldızlı
otelde AVM'yi yaparsam yanlış olur. Böyle bir kaynağımız da yok. Fakat biz ya işletmelerin modeliyle meclisimizden yetki aldık. Şu an yatırımcı noktasında temas halindeyiz. Bu projede turizm anlamında, kalma anlamında gerçekten Karaköprü için önemli bir nokta. Şimdi biliyorsunuz geçtiğimiz genel seçimlerde iktidara kanadı 4 yılda 400 proje dedi. Şimdi ben önümdeki projelere bakıyorum da bir sonraki genel seçimlerde bu 4 yılda 400 proje yine bir öyle bir çalışma olursa bence siz de bu işin içinde bulunun. Yaşam Parkı, Fuar ve Kongre Merkezi, Dalgeç Kavşak Projeleri, Teleferik Projesi, Biyolojik Göle, Tafuk Raya Ulaşım. Yani o bize sunulan 4 yılda 400 projenin içerisinde bunlardan hiçbiri yok maalesef. Ama siz berdesiniz, böyle iddialı bir çalışma yapmışsınız. Bunlar çok mega projeler. İlçe olacaksınız. Evet tamam, büyükşehirle birlikte ilçelerin statüsüyle tartışılır hale geldi. Belediye başkanlarının statüsüyle tartışılır hale geldi. Çok uzatmıyor. Nasıl yapılacak bunlar? Bunlar çok mega projeler çünkü. Hani başa dönüyor o zaman. Örtükler 400 projenin içinde bile bunların hiçbiri yokken siz bir ilçe olarak bunları nasıl yapacaksınız? 2009 yılında biz Karaköprü Yüzme Havuzu, Şelale, Dere Sağ Çalışması, her mahallemize park dediğimizde, kadın kültür merkezi dediğimizde, spor merkezi, gençlik merkezi dediğimizde Karaköprü için, o dönem için çok hayal edilmeyen, çok ya işte afakidir, bunlar nereden çıktı, nerede gençlik merkezi yapılacak, yollar yapıldı, açılamıyor. Fakat biz bunları bu dönem için gerçekleştirdik. Şimdi yöne dönem için zaten artık biz sem sahası yapacağız, park yapacağız, bunlar açacağız, köprü yapacağız. Bunlar zaten yapılıyor. Toplumun beklentisi de bu değil. Toplumun beklentisi artık gerçekten vizyoner olarak olaya bakıp hedef büyütmektir. Şimdi biz hedef büyüttük. Karaköprü şu 7 proje, bisiklet yolu arkadaşlar herhalde de çıkan değil mi? Bisiklet yolu da var. Bu 7 projeye biz Karaköprü'yü kavuşturacağız. Biz olsak da olmasak da kavuşturacağız. Çünkü kamuoyu artık bunu mal etti. Yerlerini verelim. Yani mesela Yaşam Parkı ile ilgili diyoruz ki bizim Akbayır mahallemizde mülkiyeti Karaköprü Belediyesi'ne ait 160 bin metrekare, 160 dönüm yer var. Planda biz rekreasyon alanı olarak belirlemişiz. Plan projemizi tamamlamışız. Ayrıntı projeleri yapmışız. Meclisimize projemizin sunumunu gerçekleştirmişiz. Hem yap işlet devlet modeliyle hem de diğer kamu ihale kanununa göre ihale etmek suretiyle yetki almışız. Aleykümselam. Sağ olun. 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 Sağ olun.